Değerli dostlar, geçtiğimiz hafta sonu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir karar tasarısı oylandı. Hani nasıl İsrail'le ilgili bir şeyler oylanıyor falan. Bu tasarının oylamasından çıkan sonuç ve bu tasarıyı, karar tasarısını genel kurulda tekrar tekrar oylayan genel kuruldaki 60 yıllık öykü. 60 yıllık öykü bize Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel sisteme dönük diplomasisindeki bir portresini veriyor. Bu yönden önemseyerek konuşuyorum. Yoksa efendim o olmuş bu olmuş değil. Bir Amerika Birleşik Devletleri fenomeniyle karşı karşıyayız. Bir fenomen bu, bir kavram. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki o oylamada dünyada hiçbir devlete nasip olmayacak bir hezimet yaşadı. Ama bunu düzenli yaşıyor. Düzenli yaşıyor. Oylamanın ana konusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya koyduğu ekonomik, ticari ve finansal ambargoyu kaldırma gerekliliği karar tasarısı. Yani Amerika Birleşik Devletleri bundan 60 küsür yıl önce meşhur Soğuk Savaş yıllarındaki Küba krizi yaşanırken ülkenin efsanevi komünist lideri Fidel Castro Kruşçev'le yaptığı görüşmeler çerçevesinde Amerika'nın burnunun dibine Sovyetler Birliği'ne ait balistik füzeleri ve nükleer başlıkları taşıma kararı aldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri için Küba yok edilmesi gereken bir Karayip Adası'na döndü. İşte o Karayip Adası'na bundan 60 küsur yıl, çünkü Küba krizi 1962'dir. Onun öncesi de var, sonrası da var. İşte böyle. Yani 60 yıllık bir ambargo ile karşılaştı Küba. Ve Soğuk Savaş yıllarında gerçekten Che Guevara, sonradan tabii Bolivya'da dağlarda öldü. Fakat onunla silah arkadaşı Fidel Castro, Sovyetler Birliği dağılana kadar sosyalist bir devlet olarak Amerika ile korakor mücadele eden bir kimlik taşıdılar. Fakat bu olay Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da düzelmedi. Çünkü oradaki sistem teslim olmadı. Yani Küba'daki sosyal. Bu giderek dünyadaki bir ada devletini, Amerika gibi çok yakında bir süper gücün olduğu bir ada devletinin 1950'lere çakılıp kalmasına neden oldu. Ticaret yok, teknoloji transferi yok, küresel pazarlara mal sürme, küresel pazarlardan ithalat. Bunların hiçbiri yok. Şimdi Küba'ya dair yeni görüntülere baktığınızda 1956 model Chevrolet arabalarla dolaşan, çareyi sadece müzik yaparak eğlenmekte bulan bir toplum örgütüyle karşı. Yani biraz da turizm şimdi iyi kötü bir şey getiriyor, para getiriyor. Ama bu 60 yıllık ambargo dünyada bir devletin 60 yıl geride çakılıp kalacağını gösteren bir ambargo. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu ambargonun artık kalkması gerekliliği yönünde bir oylama yaptı. Ve o oylamada, yapılan oylamada bütün devletler, yani birkaç tane devlet katılmamış, önemli değil ama, bütün devletler bu karar tasarısını desteklediler. İki devlet hayır dedi. Bak, her fırsatta Amerika'ya yaranmaya çalışan ne bileyim, Kitty Islands, ne bileyim ben, Nauru falan gibi tuhaf tuhaf Pasifik adaları devletleri var değil mi? Onlar bile dediler ki Amerika ayıp ediyorsun. Onlar bile iki devlet hayır dedi. Biri Amerika Birleşik Devletleri.
öbürü İsrail. Bir devlet de çekimser kaldı. O da Ukrayna. Savaşmasaydı o da hayır, şey evet verecekti. Şimdi bu tekrarlanan bir proses, tekrarlanan bir süreç. Ve bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin ana özelliği hiç etkilenmiyor. Anladınız mı ne demeye getiriyorum? Şimdi Karayip Devletleri adına konuşma yapan sözcü, Asya Devletleri, ASEAN adına konuşma yapan sözcü, ne bileyim Latin Amerika, Amerika Devletleri, onların bölgesel ve Avrupa Birliği, bu sözcüler çıktılar, konuştular yani. Bütün dünya konuştu Amerika'ya karşı. Dediler ki sen büyük haksızlık yapıyorsun ya. Yani bir toplum bu şekliyle cezalandırılmaz. Ve sonuç itibariyle bütün devletlerde evet oy kullandı. Amerika ne yapacak? Gelecek yıla kadar bu politikayı devam ettirecek. İşte burada mesele. Yani siz Washington'a ne mesajı verirseniz verin, ne mesajı verirseniz verin, o kendi bildiğini okumaya devam edecek. Ambargoculukta en büyük desteği tek oyla İsrail'den aldı. Çok doğru bir karar İsrail açısından. Hayır, müttefiklikten dolayı değil. Aynı Herzeyi kendisi yaptığı için. Yani orada Amerika'ya karşı çıksa birileri de çıkıp gelecek diyecek ki ya arkadaş sen Küba için ambargoyu kaldır dedin. Sen Filistin'in bütün topraklarına benzerini hem de ırkçı bir kimlikle yapıyorsun. Sen nasıl bunu yapabilirsin falan diyecek. O yüzden gitti pıtır pıtır Amerika'yı destekledi. Bizim esas söz hakkımız var bu işte. Onu söyleyeceğim. Avrupa Birliği, bırak Amerika'yı, başla. Onlardan bir çocuk olmaz, açık konuşacağım. Ama Avrupa Birliği'ne gidip şu sorgulamayı yapmamız gerekiyor. Sayın Dışişleri Bakanı, siz Küba'ya dönük ambargonun insanlık dışı olduğunu, 60 yıllık bir ambargonun olmayacağını falanını filanını anlattınız, oyladınız. Helal olsun, biz de sizinle beraber aynı. 1974, gelecek yıl 2024, 50 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları içinde yaşayan Türk toplumu benzer bir Batı ambargosuyla karşı karşıya. Benzer bir ambargoyla karşı karşıya. Peki kardeşim, Avrupa Birliği, sen diyorsun ki Küba'da olumlu bir değişim ancak bu ülkeyle yakın ilişki kurarak olabilir. Biz o yüzden Amerika'yı bu oylamada yalnız bıraktık. Peki niye sen 50 yıldır insanlık dışı bir ambargoyu, bir kuşatmayı Türk toplumuna reva görüyorsun? Bırak Amerika'yı, sen Avrupalısın. En azından bir Avrupalı, bir bölgesel devlet olarak, kurum olarak diyebilirsin ki ya ben artık bu Türk toplumuyla bu kadar uğraşmayacağım diyemiyorlar. Orada o oyu kullanan Avrupa konu Türk toplumuna, Kıbrıs'taki Türk toplumuna geldiğinde işte Gazze'de sergilediği o vahşi yüzünü bir anda ortaya çıkarıveriyor. Bakın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir Küba oylamasında nedir demeyin. Bakın neler çıkıyor altında. Nasıl bir kirli dünya. Hoşça kalın.